Merhabalar arkadaşlar, ben Sameşinle. Sameşinle.com yazılamış olduğum Zira Network Framework ile 25. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde geçen dersimizden bu yana bayağı bir sürenin geçtiğini farkındayım. Elimizdeki işler, yapılması gereken projeler derken hiçbir şey için vakit bulamadım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle en son nerede kaldığımızı inceleyelim. Sayfamızı açtığımızda en son listelememizi yapmıştık. Bunları kategorilere göre listeleme işlemini yapmıştık ve bunlara sayfalama işlemi yapacaktık. Bununla ilgili problemimiz vardı. Bununla ilgili kısımlara geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ben editörümü değiştirdim bu süreçte. Atomio'ya geçtim. Renk farkı, şey farkını buradan anlamamış olabilirsiniz. Farklı geliyor olabilir. Şimdi öncelikle ana sayfamızda nasıl bir işlemle sayfalama yapabileceğimizi inceleyelim. Biliyorsunuz, buradan limit değerlerini vererek sayfalamamızı oluşturmuştuk. Tabii şu anda benim 12 tane verim olmadığı için şunları öncelikle 1'e çekiyorum. Sayfalama işleminde de linki belirleme işleminin nasıl olduğunu hatırlayamadığımı söylemiştim. Bu işlemin de şu şekilde olacak arkadaşlar. Buraya index form pardon form slash index diyeceğim. Bir sonraki slash'ta beginner sınıfı kendi slash'ını koyacak ve hangi sayfadaysa o sayfanın numarasını atmış olacak. Şimdi sayfamızı yenileyelim. İndeksimize gelelim. Bakalım, bir tane içerik geldi ve sayfalamamız otomatik olarak burada çıkmış bakın. 2 dedim, home index 1 dedi. Yani birinci indeksten sonraki diye devam ediyor. Sonrasında da devam ediyor. Bakın, 3 sonrası olmadığı için 3 tane de kalmış. Yine aynı şekilde arkadaşlar, kategorilerimizde de benzer mantık çalışacak. Kategorilerimiz için de şöyle bir şey yapalım. Kategorilerde nasıl bir yapı kullanıyormuşuz? Bir öncelikle onu inceleyelim. Kategori telefon diyormuşuz. Şöyle diyelim. Kategori slash şuraya Yuri segment 2 diyelim. Bu şekilde yeterli olur büyük ihtimalle. Yine bakalım, telefon kategorisinde 3 tane varmış. Tıkladım. Kategori 1 mi desek bakalım. Tabii ki Yuri segmentin gerçek değiştirilmemiş halini aldığını düşündüğümüz için aldığı için problem oluyor arkadaşlar. Kategoriler direkt linke göre olması lazım normalde. Şöyle yapalım. Madem bu şekilde, biz şunu 3 diyelim. Üçüncüsü zaten bizim parametremiz olacak ya arkadaşlar. Bir geri dönelim. 3 diyelim. Bakalım. Telefon 2 oldu. Evet. Bu şekilde de işimize yarayabilir. 2 diyelim. Telefon 1 oldu. Telefonun birinci verileri geldi. Bakalım. Veya bilgisayara baktığımızda, bakın buraya da herhangi bir kategori eklenmedi şeklinde geldi. Şimdi arkadaşlar, birazcık master page'imizi düzenleyelim. Şuradaki linklerimizi artık birazcık daha düzgün hale getirelim. Logolarımızı vesaire düzgün hale getirelim. Şuraya da diyelim my blog. Yine şurayı alalım. Hakkında olsun. İletişim. Bakalım başka nerelere bir şeyler atabiliriz. Bakalım iletişim.
hakkında. Şimdilik bunlar da bu şekilde kalsın. Şimdi arkadaşlar, paginate'in işlemlerini de yaptık sayfamızdan. Bundan sonrası için bu ürünün detay sayfasına gitme işlemini yapalım. Onun için de bakalım linklerimizi güncelleyelim sayfamızda. Bizim burada hangi sayfayı kullanıyoruz view olarak? Welcome index kullanıyoruz. Evet, linklerimizi güncelleyelim. Burası şu şekilde olsun. Detay/row SEO link şeklinde yapalım. Bir görelim. Bakalım detay ast 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 demiş. Bir yandan phpMyAdmin'imize bakalım. Verileri nasıl eklemişiz? Tabii ki en son çalışmamdan bu yana yaklaşık 2 ay, 3 ay geçtiği için içerikler, başlık, etiketler, link. Bununla ilgili bir ayar yapmış mıyız? Bunu inceleyelim. İçerikler, ekle, do insert. Bakalım. Evet, başlığımızı değiştirip yolluyormuşuz. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Bundan sonrasında da linklerimizi bu şekilde yapacağız. Detay yerine blog da yazabilirsiniz. Bu sizin nasıl oluşturacağınıza göre değişir. Nasıl yapmak isterseniz siz. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Ya da ben de blog diyelim. Blog diyelim. Detay onun içerisinde detay diye bir şey olsun. Ya da gerçi zaten hepsi blog. Direkt detay olsun. İçerisinde de şey göstersin. İçerikleri göstersin. Yine benzer şekilde arkadaşlar, daha önceden de yapmıştık. Root'umuz nerede? Bakın burada kategori için bir root oluşturmuştuk hatırlarsanız. Benzer şekilde arkadaşlar, şimdi şey oluşturacağız. Detay için benzer bir root oluşturacağız. Bunları direkt biz ana sayfa üzerinde gösterelim. Hemen slash'larımızı açalım. Neyle başlasın? Detayla başlayıp bu şekilde olduğunda şuraya da bir tane soru işareti atalım. Bize home sayfasından detay metodundan bu şekilde aktarsın. Bu da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şunun aynısını kopyalıyorum. Detay diyorum. Şunlara ihtiyacımız yok. Bunları biraz daha farklı oluşturacağız. İndeks değil. Burası detay olacak. Öncelikle hiçbir şey yapmadan önce şunu görmek istiyorum. Exit atıyorum. Printre. Par diyeceğim. Öncelikle şu parı bir görelim. Bakın arkadaşlar, şuradaki linkteki gelen kısmı almış olduk. Herhangi bir hatamız yok yani. Öncelikle parametrenin kontrolünü yapacağız. Bir hata olması durumunda 404'e gitsin. Sonrasında da modelimizi çağıralım ve modelimizde veri var mı yok mu onu görelim. Model diyorum. Eşittir. This home model. Detay diyorum. Şuraya parı gönderiyorum. Şimdi gelelim home modelimize. Buraya hemen yeni metodumuzu oluşturuyoruz. Public function detay par eşittir null diyorum. Return
is db ver diyorum SEO link eşittir. SEO link var diyelim daha doğrusu. Yine bir de ID kullanalım arkadaşlar. Benzer isimlerde olursa bunların farklarını da yakalamış oluruz. And ver diyorum. ID eşittir. ID get ürün makaleler miydi, içerikler miydi bakalım. İçerikler. Onay diye bir şey koymuş muyuz? Varmış. Bunun onay 1 olması gerektiğini de hatırlayalım. Bir de ver. Şuraya bir end dağıtalım. Eşittir 1. Şimdi bunlar buradaki verilerin tamamı, hangi veriyi getirdiğimizle alakalı. Şimdi bu sayfaya yine benzer şekilde resmi yükleyebilmemiz lazım. Resmi yüklemek için de resmimizi çekebilmek için de şuraya bir select atalım. Select içerikler nokta yıldız virgül if null dosyalar dosyalar nokta body virgül no image nokta jpeg as resim diyelim. Bakalım veri tabanında nasıl kaydetmişiz. Resim diye kaydetmişiz. Şuraya da bir tane join atalım. Dosyalar nokta dosyalara ekleyeceğiz. Dosyalar nokta id'si içerikler nokta resme eşit olanı left olarak getir. Şimdi verilere de şunları koymamız lazım. Çünkü nerede arama yaptığımızı bilmek için. Bundan sonrasında bizim detay sayfamızda anında gelmiş olacak. Bunun son bir kontrolünü yapalım. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar bu detayın diğer kısmını oluşturmaya başlayalım. Home'a geldim. Diyorum ki if model total rows küçük birse redirect tabii şunlara base URL atmak lazım. 404 aynı şekilde şuraya da atalım. Base URL 404. Tabii ki şunu da unutmayalım arkadaşlar. Şuraya ID gelecek. Gerçi ID'yi bu şekilde alamayabiliriz. Biz yine şöyle yaparız. Bir enter atalım. ID is numeric ID veya ID eşitse 0'a redirect atsın. Şuraya da ID verelim. ID'de Yuri segment eksi 1 ile alalım. Bu yine sayfalarda bunu göndermek için indekse gelip SEO link nokta diyorum slash şuraya yine row ID yapıyorum. Birden fazla şimdi şöyle düşünün. Bakın mesela bu içerikler için hepsinin SEO linki aynı, başlığı aynı. Bu tür durumlar için işe yarar bir yöntem olacak. Tıkladık. Bakalım. Evet. Şu anda büyük ihtimalle bir problem var. Bunu yine bir sonraki dersimizde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Nerede hata var? Niye tutmadı? Niye 404'e yönleniyoruz? Şeklinde. Numara mı? Numara değilse olacak burası. Bir daha bakalım. Yine yönlendiriliyoruz. Boş mu? Değil. Numara mı? Bir basalım ekrana. Beş.
Evet. Şuradaki home model detaydaki 404'e takılıyoruz. Bunun da bir sonraki dersimizde arkadaşlar detaylı incelemesini yapacağız. Şimdilik benim bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Ders süresini fazla uzun tutmamak için bu şekilde kesiyorum. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar içeriğin detay sayfasında oluşturmayı komple bitirmiş olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.